geldiniz. Kusura bakmayın. Biraz. Söz konusu olunca ben fazla etkileniyorum. Onun için kusura bakmayın. Sene 1970 bizim fakülte tamamen komünistler hakim. Biz de 15-20 kişiyiz. Okul yatırılı yemek çıkar okulda. Biz tabi Anadolu'nun Türk İslam kültürüyle yoğrulmuş ailelerin çocuklarıyız. Geldik Ankara'ya. Yatırı okul. Gece bunlar kontrol yaparlar. Oruç ayı geldiği zaman sahur çıkar. Sahurda biz yemek yemeye gittiğimiz zaman komiser kapıya dikilir. Sahur yemeye gelenleri aşağı indirir. Matbaa o yer kısmının altında döverlerdi. Tabi ben ilk defa buna karşı çıktığım için beni gece Dursun'un ölümünden önce Mahmut Ekmekçi ile beraber, o da inşaat bölümündeydi, hemşerimdi. Beraber bizi aldılar, kollarımızı ranzaya bağladılar. Sabaha kadar işkence yaptılar. Biz ellerinden kaçtık. Aradan Dursun rahmetliyle de bağımız kopuktu. Yani 10-15 kişi herkes bir yerde kalıyor. Yurt yok, bir şey yok. 5 evlere gelir, 5 evlerde buluşuruz. Topağa kol kola girer. O şekilde girer, sınıfa gireriz. En son Gazi Üniversitesi'de, Gazi Eğitim Enstitüsü'ydü o zamanki ismi. O zaman komiserin karargahıydı zaten orası. Başında bir tane komik bir kadın vardı. O normal olarak bütün aranan polisin aradığı militanların tamamını şey yapardı. Orada barındırırdı. İsmim Şükrü Serimer. Tokat'ın Zile kazasında doğdum. İlk orta ve lise öğrenimi, meslek lisesi öğrenimi Zile'de yaptım. Teknik öğretmen okulunda Ankara'da okudum. O dönemlerde Türkiye'nin şartları gereği çeşitli hadiseler oldu. İsteyerek ve istemeyerek o hadiselerin içinde, ortasında ve hatta en başında bulunmak zorunda kaldık. Şartlar onu götürdü. Biz buraya okumaya geldik. Kavgaya dövüşe gelmemiştik ama Türkiye'nin şartları o gün öyleydi, öyle olduydu. Dursun Önkuzu diye bir hemşerimiz, kardeşimiz o olayların döneminde solcuların, komünistlerin yapmış olduğu işkenceler neticesinde şehit oldu. Dursun benim hemşerimdir, arkadaşımdır. Dursun Önkuzu'yla 1967 senelerinden beri bir diyalogumuz var, arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. Okula giderler, bunların ikisini de kaparlar. İkisini de kaparlar, götürürler. Arka tarafta bunlar günlerce, iki gün süreyle işkence yaparlar. Selahattin ellerinden kaçar, Zile'ye gider. Bize haber vermeden Zile'ye gider. Biz 5 evlere gittiğimiz zaman o okulun önünde bir kalabalık, böyle bir şey gördük. Koşturmalı falan gördük. Bir şey olmadık ama kimdir, kim değildir, içimizden kim eksik, onu fark edemedik. O zaman beden bölümü vardı. Bu şimdiki o yemekhanenin, teknik öğretmendeki yemekhanenin arkasındaki o gazinin bir şeyi var. Solda bir bowling salonu gibi bir şey vardı orada. Oradan arkadan girdik.
Arkadan girdik biz. Şeyin altına kum yığmışlardı. Bu köprünün altına, o Gazi'ye giden o Eskişehir yolundaki köprü altına kum yıkmışlardı. Kamyonlar kum çekiyormuş. Onu yıktılar, oraya polis giremesin diye yolu kapattılar. Biz o zaman arkadan iki kişi, arkadan bu öğretmen evi tarafından, yani bu arkadan falan geldik, girdik. Ben sahaya geldiğimde İyaz'da diye bir yer var. Yemekhaneye giderken nasıl anlatayım? Futbol sahası var. Futbol sahasının karşısındaki o blok. Teknik ressam, makine ressamlığı falan bölümünün olduğu yer. Şimdiki herhalde. Makine ressamlığı var orada. Orada yerde bir ceset gördüm. Üstünde bir gazete örtmüşlerdi. Bir kan akmıştı gazetenin altından. Kafası görünmüyordu. Oradan ilk üstüne giden bendim. İlk gören, yani ilk şeyi dediğini atıl, oradan da işkenceden sonra üçüncü kattan aşağı atıldığını ilk gören yerdeyken polis üzerine şey örtmüştü, gazete örtmüştü. İlk üstüne giden bendim. Dursun rahmetliyle okula kaydolurken kayıt kuyruğunda tanıştık. Ben Zileliyim dedim, ben de Gaziantep'liyim falan ve bu arkadaşlarımız ve kadim dostluğumuz katledilinceye kadar devam etti. Son sınıfta Dursun yatırıydı, ben Bursluyum. Bazı şikayetlerde bulundu, işte beni yemekhanede baskı yaptılar, yemek yedirmek istemiyorlar, dövmeye kalkıyorlar falan gibisinden. Ben de niye aşağı yapıyorsunuz, hani bir ev tutalım, çık. Öyle bir mutabakata vardık, konuştuk ve yeni mahalleden bir ev tuttuk. Ben de o gün sabahleyin erkenden gelecektim. Millet derse girdiğinde Dursun da bavullarını toplayacaktı, beraber yeni mahalleye gidecektik. Ben o gece rüyamda Dursun'u katledenler bana rüyamda işkence yaptılar sabaha kadar. Ve dolayısıyla geç kalmışım. Telaşla hemen koşa koşa otobüse bindim. Okula geldim ki her taraf kalabalık. Meğersem o gece rahmetliye büyük işkence yapmışlar. Ve kalmış olduğu YTK'nın üst katında aşağı etmişti ve rahmetli olmuştu. Büyük bir acı içerisinde aldık Maltepe Camisi'nde öğlen vakti cenaze namazını kıldık. Biz o zamanki siyasi irade yol vermedi. Öğlen namazından ikindi namazına kadar tabutu elimizde bekledik. Sonra ikindi namazına doğru bir müsaade ettiler. Ego'nun yanından doğalgaz. Oradan Türk Ocağı'nın oraya gittik, otobüse bindik. Yaşar Okuyan da otobüs başkanıydı o zaman. Beraber cenazeyi Zile'ye götürdük. Giderken işte Amasya'da, değişik yerlerde, Tokat'ta, şehrin girişlerinde indik, tabutu üzerimize aldık. Çıkışına kadar tekbir getirerek yürüdük ve Zile'ye gittik. Zile'de en büyük üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de evlerinin önüne geçerken kardeşlerinin pencereden yapmış oldukları beyyatları hala hiç unutamam. Ve Zile'de defnettik, geldik. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin de başı tekrar sağ olsun, ailesine de ve tekrar sabır ve selamet diliyorum. Dursun'un kuzunun Zile'de teknik öğretmen de öğrenci olması sebebiyle de Zile'de bulunduğumuz dönemlerde beraber öğrencilere kurslar verdik. Bu kurslarda Dursun'un kuzu da görev aldı. Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine o günün şartlarında teknik resim derslerini Dursun verirdi. Ben de bunların başkanlığını yapıyordum bu dönemde. Olaylar 1970 senesinin Kasım
ay içerisinde bayağı bir şiddetlendi. Teknik Öğretmen Okulu solcu öğrencilerin eline geçti. Komünist militanların eline geçti. bu öğrenciler okula hakim olmak için çeşitli arkadaşlarımızın üzerine baskılar kurdular, dövdüler, yaraladılar. Bu arkadaşlarımızın içerisinde ilk önceleri Fuat Tatar, Ali Bayındır gibi arkadaşlarımızı daha okulun önünde dövdüler. Memur olarak çalışan Yakup Yazçiçeği dediğimiz o arkadaşımızı, onu dövdüler. Ve başka arkadaşlarımız da böyle yani göz korkutmak için, yıldırmak için, okula hakim olabilmek için bu arkadaşlarımız dövülmüştü. Yine bir gün, pazartesi günü sabahı arkadaşlarımız okula gelir, topluca geliyorlar, derslere giriyorlar. O arada Dursun Önkuzu da o günü sabahtan geç kalmış, gruba dahil olamamış. Okula gelişinde, dershaneye girişinde Dursun Önkuzu'yu solcular kapıyorlar, solcu komünist öğrenciler kapıyorlar. Bunu yatakhane o günkü Beblok'taki yatakhaneydi, yatakhanenin köycülük odasına götürüyorlar. Köycülük odasına giderken kapıda okulun müstahdemlerinden kapıcı Halil amcayla Dursun göz göze geliyor. Fakat Halil amca da kimseye bir haber de veremiyor korkusundan. Dursun'u köycülük odasında çekiyorlar. Yıldırmak için dövüyorlar, işkenceler yapıyorlar. Bu yaptıkları işkencelerde bayağı işte coplarla dövmeler var. Etinin çeşitli kesimlerini baldırında ve kollarında, ellerinde, ayaklarında jiletle kesmeler var. Bu kesin ve öyle bir noktaya geliyor ki artık Dursun'u öldü zannediyorlar. Ve Dursun'un baygınlığını, öldüğünü zannediyorlar ve okulun o köycülük odasındaki camdan dışarıya atıyorlar ve kendileri de kaçıp gidiyorlar. O günkü militanlar kaçıp gidiyorlar. Ben izleyeyim. Yakup Atasütürk, Dursun Önkuzu bizden en az 15 yaş küçüktür veya 10 yaş küçüktür ama imrendiğimiz bir insandı. Türk-İslam ahlakı hakkında ne bildiklerim varsa bu yaşa kadar, ki 70 yaşını idrak ediyorum, rahmetli de mekanı cennet hep onda gördüm, imrendim. Türk genciydi, ülkücüydü, idealist ülkücüydü. Ülkücü çoktur ama Dursun Önkuzu idealist bir ülkücüydü. Dursun Önkuzu şehidimizi doğduğu yere, memleketi Zile'ye, çocukluğun gençliğini geçtiği yere yolcu etmek için Maltepe Camisi'nde on binlerce ülkücü toplandı. Cenaze namazından sonra yolculayacaktık onu. Ama polis müsaade etmedi. Şehidimize son görevi yapmamıza müsaade etmiyor. Gayemiz Dursun'u ona yakışır bir şekilde Ankara'dan yolculamaktı. Ama polis müsaade etmedi. Biz de cenazeyi kaçırmak istedik. Cenaze arabasına bindik ben. Önde polis, arkada cenaze arabası. Cenaze arabasının arkasında şehidimizin ailesi, annesi, babası, kardeşleri. Yola çıktık. Kitlemiz Maltepe Camisi'nin orada kaldı. Ben belli bir yola geldim. Tam Doğan oraya geldiği zaman da elimi cebime soktum. Şoföre doğru uzattım. Namlu hareketi yaptım ona. Birden gaza bastım. Polisi sapıttık, biz başka yöne döndük. Bizim hedefimiz Steyrun'a getirmekti şehidimizi. Oradan yolculuğa baktı. Tabi polis hemen anladı, peşimize düştü. Biz o sokak, o cadde atlata atlata
Teğrün altındaki Aktaş mevkiine kadar geldik. Fakat oraya geldiğimizde polis arabaları, o büyük otobüsler yolu çevirmişler. Geçecek yerimiz yoktu. Mecburen durmak mecburiyette kaldık. Hiçbir engel olamaz.
aşkına tekbir! Allahu ekber! Resul-i Ekrem aşkına tekbir! Allahu ekber! Şehitlerim ve başbuğum Türkeş aşkına tekbir!